hani her şeyden hani para, vergi, ceza. Mesela çok komiktir ama gerçektir. Bütçe yayınlandığında ben bunu çok yıllar önce, çok yıllar önce keşfettiğimde çok şaşırmıştım. Şimdi tabii artık şaşıracak halimiz kalmadı ama belki bilmeyen vardır diye söyleyeyim. Bütçe denkleştirilirken, bütçe yasası çıkarken kalemler, gelirler konulur. İşte bu doğalgazdan tutun da tütün mamullerine Vergiler vergiler konulur, her şey kamu konulur. gelirleri konulur. Bir de bayağı rakamıyla şu kadar milyar lira diyelim ki trafik cezaları gelir olarak konur. Cezalar konulur. Onların altında da biz tek tek kalem kalem Evet. nerelerden gelir Şimdi o ceza bekliyor onu cezalar göreceğiz. mesela yani trafik cezaları özellikle geçmişte çok fazla ceza yoktu. Ceza kalemi yoktu. Ve diyelim ki 375 milyar lira atarak söylüyorum tabii. Trafik cezasından gelecek. Aa nasıl yani nasıl biliyorsunuz? 2021 için mesela diyelim ki. Bu ne demek biliyor musunuz? Polis o bütçedeki o rakamı denkleştirmek için var gücüyle uğraşacaktır. Başlarda biraz esnek olunur. Sonra bütçe yılının sonuna doğru birdenbire hareketlilik artar vesaire. Buna benzer mi bilmiyorum. Birinci bölümde söylemiştim. Korona meselesinde önlemden çok cezayla muhatap oluyoruz. Önlemi bize bırakıyorlar. Diyorlar ki maskeni tak, dikkatli ol, uzak dur falan. Peki sen ne yapıyorsun? Yani bana diyelim ki dışarı çıkmamam gerekiyor. Sen bana iktidar olarak dışarı çıkmamam için ne yapıyorsun? Ya da toplu ulaşım konusunda ne yapıyorsun? Birinci bölümde dedim ya Ankara Valiliği açıkladı. Bir ayda 6 milyon lira yaklaşık korona cezası. Sadece Ankara'da sadece bir ayda 6 milyon lira. Bunun İstanbul'u var, İzmir'i var, şusu var, busu var. Şimdi yeni sigara cezası çıktı bir de. Maske artı sigara cezası. Şimdi korona konusunda halimizi gösteren bir grafik paylaşacağım ama. Önce devlet ne yapmıyorken ne yapıyor? Ne yapması gerekirken yapmıyor da hani vur deyince öldürmek diye bir şey vardır ya. Bunu nasıl hayata geçiriyor? Köyün adı önemli değil. İzleyeceğiniz kadıncağızın adı hiçbiri önemli değil. Bir köyde, dağın başında gitmişler, bulmuşlar. 65 yaş üstü. Niye dışarıda? Bir de maskesi de yokmuş kadıncağız. Dağın başı köy göreceksiniz zaten. Hakikaten dediğim gibi vur deyince öldürmek. Buyurun. Anacığım ne yapıyorsun? Ama bak şimdi ismini söyle. Senin ismin ne anne? Senin ismin ne anne? Bir şeyler diyorlar. Senin evin hangisi? Benim evim köyde. Hangi köyde? Buradan işte Recep'te. Şimdi bak. Teyze. Senin sağlığın bizim için kıymetli. Tamam abi. Ama. Şimdi bak sen bu hastalığı kapmaya elverişlisin. Tamam. Bağışıklığın zayıf. Çıkma bundan. Zayıfsın. Çıkma. Bak Allah muhafaza. Bu ne hastalığı oldu? Kaparsan sonu ölüm. Sana bu hayvanların da faydası yok. Yok yoktur oğlum yoktur. Bunları biliyorsun da niye dışarı çıkıyorsun be ana? Çıkmadım sabahtan beri bunlar çok melezdi. Yavrularım bak vazik öyle geldim. Afedin benim bundan sonra hiç çıkmam bizik yavrularım. Bak değmeyin size. Allah'ın Yahu dağın başı. Hani ceza kesmemişler neyse ki. Umuyorum videonun gerisinde neler oldu. Çekimin sonrası gelmediği için bilmiyoruz ama. Yani bu mudur? Sigara yasağı derken sokak cadde isimleri verildi İstanbul Valiliği. Milletin kafası karmakarışık. Daha yasaktan haberi olmayan insanlara dün
Tomar tomar ceza makbuzlarıyla polisler ortaya çıktı. Dronlar uçtu sigara içini görüntülemek için. Sigara zararlıdır, evet. Sigara zararlıdır, sağlığa zararlıdır. Ve içilmemelidir. Ama bunun yolu da 4. Murat önlemleri olmasa gerektir. Sen bugün ben çok sigara düşmanı olarak... Ha? Bugün çok neşeliyim farkındaysan. Çok. Çünkü şöyle bir şey var. Bu vergi meselelerini de bağlayarak anlatayım. Çok meşhur ekonomi çevrelerinde çok anlatılan bir fıkra vardır. Kasada para bitmiş. Sultan demiş ki vergi koyun. Vergi koymuşlar. Git bak demişler. Halkım demiş sadrazam. Halk, çok söyleniyor halk. Demiş. 3 ay sonra gene kasada gene para bitmiş. Bir vergi daha. Git bak. Halkım çok kızgın falan. 6 ay sonra bir vergi daha salmış. Halk isyan edecek sultanım demiş sadrazam. Yani isyan çıktı çıkacak. Aman boş ver demiş. 3-5 ay sonra bir daha bitmiş. Bir vergi daha salmış. Git bak demiş gelmiş. Sultanım demiş halk alıştı bu vergilere demiş. Herkes çalı vur patlasın çal oynasın oynuyorlar. Sultan demiş ki aman vergiyi geri alın hemen. İşte bu çok tehlikeli. Şu anda geldiğimiz yer orası Ayşenur. Artık hani bu söylemlere falan... Öyle anca ben yani hani gülüyorum anca daha ne diyeyim çünkü aklın ve bilimin ben sonuçta bir matematik yapmak zorundayım bir şeyler çıkarabilmek için. Onun bittiği bir yerdeyiz. Onun bittiği bir... Mesela Merkez Bankası faizi artıracak mı diye sorulduğu zaman Mafya İlmez'in bir yanıtı var. Sayın İlmez diyor ki bilmiyorum çünkü neye göre karar aldıklarını bilmiyorum. Doğru. Akla ve bilime göre karar alsalar biz ne olacağını söyleriz. Biliyoruz. Matematiği koyuyorsun. Benimki 3 aşağıdır, onunki 5 yukarıdır. O ayrı. Ama neye göre karar alındığını bilmiyoruz ki. Ama biliyoruz neye göre karar alındığını. Bir kişinin, bir insanın keyfine göre, onun kafasına göre karar alınıyor. Onun sonuçları da bunlar Ayşenur hepsi. O kadıncağız. O kadıncağız çıkarmayınca o hayvanları kim çıkaracak? Dağda taşta kimden korona kapacak? İnsanlar işe gitmesinler. Gitmeyince devlet onların yanında mı duracak? Şöyle dediniz mi Kanada Başbakanı gibi, siz parayı düşünmeyin, siz sağlığınızı düşünün. Parayı düşünmek benim işim dediniz mi halkınıza? Bunu deyin de biz de evimizde oturalım, evinizde oturmayın. Kim bakacak bu insanlara? Sadece yandaş müteahhitleri düşünmeyin. Biraz da bu insanları düşünün. Onları düşünmediğiniz zaman bu insanlar ne yapacaklar yani? Ne yapsınlar Ayşenur? Ne yapsınlar bu insanlar?